mazlumun bedduasından sakının. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mazlumun bedduasından sakının. Zira o Allahu Teala'dan hakkını ister ve Allah da hiçbir haklıyı hakkından mahrum kılmaz. Allah'ın sevgilisi yine şöyle buyurdu. Mazlumun bedduasından sakının. Zira böyle bir beddua bulutlara yüklenmiştir. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. İzzet ve celalime andolsun ki bir müddet sonra da olsa mutlaka sana yardım edeceğim. İmam Ali aleyhisselam, mazlumun bedduasından sakının. Zira o Allah'tan hakkını talep eder ve münezzeh olan Allah da kendisinden bir hak istendiği halde ona icabet etmemekten daha yücedir buyurmuştur. Allah'ın sevgilisi bir başka hadisi şeriflerinde buyurdu ki, mazlumun bedduasından sakının. Zira bu beddua bir kıvılcım gibi göğe yükselir. Yine buyurdu. Kafir bile olsa mazlumun bedduasından sakının. Zira mazlumun duasına hiçbir şey engel olamaz. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. En etkili ok mazlumun bedduasıdır. İmam Ali aleyhisselam kendisine gök ve yer arasındaki mesafe ne kadardır diye sorulunca şöyle buyurdu. Gökle yer arasındaki mesafe mazlumun bakışı ve bedduası kadardır. İmam Ali aleyhisselam hakeza bu sorunun cevabı olarak şöyle buyurmuştur. İcabete ulaşan bir dua kadar. Allah'ın kitabında şöyle buyurulur. Her ikisi Rabbimiz. Kendimize yazık ettik. Bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz kaybedenlerden oluruz, dediler. Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik. Onlar kendilerine zulmediyorlardı. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. Kendine zulmeden insan başkaları hakkında nasıl adaletli olabilir ki? Yine buyurdu ki, kendine zulmeden insan başkalarına daha çok zulmeder. Kendisine zulmeden insanın başkaları hakkında nasıl adalete riayet edeceğine şaşıyorum. Hazreti Ali buyurdu ki, kalıcı yurt yerine fani yurda rızayet gösteren kimse kendisine zulmetmiştir. Yine şöyle buyurdu. Her kim Allah'a isyan eder ve şeytana itaat ederse kendisine zulmetmiştir. Her kim Allah'a itaati terk ederse kendisine zulmetmiştir. İmam Sadık aleyhisselam şöyle anlatıyor. Adamın biri Ebu Zer'e aleyhisselam şöyle yazdı. Ey Ebu Zer, bana ilminden bir şey öğret. Hazreti Ebu Zer ona şöyle yazdı. İlim çoktur. Sevdiğin kimseye kötülük yapmamaya gücün yetiyorsa bunu yap. O şahıs bunun üzerine şöyle dedi. İnsan sevdiğine kötülük eder mi? Hazreti Ebu Zer şöyle dedi. Sen kendini herkesten çok seviyorsun. Eğer Allah'a isyan edersen kendine zulmetmiş olursun.